Kapımız size açık biliyorsunuz. Okuldan izin almanıza gerek yok. Ne zaman isterseniz gelin çocuklarla vakit geçirin. Geliriz hocam, merak etmeyin. Görüşürüz. Musa, senin neyin var? Yok bir şey. Gitme. Ama gitmek zorundayım tatlım. Bak okul bitti. Ben de geleyim. Ya yerim seni. Ben seni görmeye gelirim gene. Üzülme sen. İstemiyorum. Böyle yapma ama. Gidemem bak o zaman gerçekten. Gitme o zaman. Oo, kıyamam sana. Ne güzel oynadınız öyle bütün gün. Annesi misiniz? Ayşe çok mutluydu. İzledim sizi. Buraya bir sürü üniversite öğrencisi gelir ama Ayşe pek ilgilenmez onlarla. Sizi çok sevmiş belli ki. Teşekkür ederim. Ben de çok sevdim Ayşe'yi. Bütün gün boyama yaptık değil mi? Anne, ben Sera ablayla gideceğim. Nereye gideceksin kızım? Ablanın işi vardır. Ya gideceğim işte. Aslında çok da işim yok ama nasıl yapsak bilemedim. Yok, biz size daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Hadi kızım gidelim artık. Ya hayır. Pardon, adınız neydi? Nurhan. Nurhan Hanım, eğer isterseniz, yani izin verirseniz... Benim gerçekten akşama kadar işim yok. Ben Ayşe'yi alıp onunla gezebilirim. Yani akşam da size getiririm. Evet anne, evet. Bilemedim ki şimdi ben. Anne lütfen. Ben size telefon numaramı da veririm. Hem merak etmeyin zaten, üniversiteye gideriz arkadaşlarla falan. İyi peki, madem öyle olsun. Oley! Hadi gel bakalım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz anne. Şişt, kız! Dur bakayım. Korktun mu bakayım sen? Ha? Korkma ya, biz oyun oynuyoruz. Adın ne bakayım senin? Ayşe. Sana mı sordu, bana sordu. Ben Ayşe. Sen kimsin? Batı ben de. Memnun oldum. Ayşe akşama kadar bizimle. Öyle mi? İyi. Ben bir amcama kadar gideceğim, siz de geçin. Recep gelecek bizim oraya. Oynar mısın, arkadaş ister misin? İyi. Gelirim ben de sonra. Tamam. Anlaşılmıştır Mösyö. Hadi görüşürüz. Şişçivo, senin sevgilin yok mu? Allah Allah, soruya bak ya. Sanki işten güçten vakit var da. Hadi hadi, bahane bulma. Sen bence anlamıyorsun bu işlerden. Sana özel ders vereyim mi? Başımıza bir aşk doktoru eksikti, o da geldi, tam oldu maşallah. Kadınlar Civo. Kadınlar çok komplike insanlardır, anladın mı? Bir kere heyecanını belli etmeyeceksin. Evet. Aşkından ölsem bile heyecan yapmayacaksın. Şu havalara bak ya. Sen kaç yaşındasın da aşk meşk yatıp tutuyorsun oğlum? Yaşında da mı ol lan biraz? Tipe bak ya. Not al bunu Cemo, not al, not. Tövbe tövbe. Aa, Sera geliyor. Dayı yanındaki kim ya? Kimmiş? Ben aşık oldum. Hem de sırılsıklam. Az önce konuşuyordun canısa, ne oldu şimdi? Merhaba. Merhabalar. Sizi Balkanların ve Orta Doğu'nun, Asya'nın ve Avrupa'nın en tatlı, en puncik, en şirin kızıyla tanıştırmak istiyorum. Ayşe. Merhaba. Memnun oldum Ayşe'cim. Ben de Cevdet. Ben de memnun oldum. Ben de Recep. Memnun oldum. Oyun oynayalım mı? Ay sen çok komiksin ya. Niye ki? Aşık oldu bizim paşa. Çok seviyorsun değil mi? Kardeşim artık o benim ya. Çok iyi çocuk ama. Yani evet, yaşadıklarına göre iyi çıkmış. İlk botu buldu değil mi onu? He. İlk botu sahip çıktı. Cüzdanı çalmış bunun. Koşturmuşlar falan. Bak başkası olsa polise götürür daha. Bizimki korudu kolladı.
Yani Batı'nın bu uyu kimse de yok. Vefalı adam sağ olsun. Sonra? Sonra işte bana taşındı. Evin kralı o şimdi. Okula da yazdırmak istiyoruz da bakalım. Yani nüfusuma falan bile alacağım ha yolunu yordamını bilsem. O kadar bizim oldu yani Recep. Peki yaşadıkları dedin. Ne yaşamış olabilir ki? Anne baba öldürülüyor bir gece. Yani borç falan herhalde biz de çok bilmiyoruz. Sonra sokağa düşüyor bizimki. Bir takım abiler geliyor, alıyorlar bunu. Dilendirmek falan istiyorlar. Bizimki bir gidiyor, iki gidiyor, üçüncü de kaçıyor. İşte kaçış o kaçış. Bak 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 şunlara bak. Şişt, bizimki aşık mı oldu lan? Aşk diye bir şey var mı ki? Eyvah, geç olmuş saat çok. Ne oldu kız? Ayşe'yi annesine bırakacaktım, söz verdim. Ayşe! Hadi gel artık kızım. Seni bir daha görebilecek miyim? Bilmiyorum. Telefon numaranı alabilir miyim? Benim cep telefonum yok. Senin var mı? Benim de yok. Görüşürüz Ayşe. Bay bay Recep. Ayrılamıyorlar. Gel. Al şuna bak. Hazırım ben Sera abla. Hadi bakalım o zaman. Hadi ben bırakayım şunu. Hadi görüşürüz canalar. Memnun oldum Ayşecik. Bay bay. Ay Allah'ım bir de bay bay diyor ya. Tatlığa bak. Şahidimiz olur musun? Geç lan içeri. Öptü öptü. Evet geldik galiba değil mi? Ayşe? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ev istemiyorum. Şişt, gel bakayım buraya. Ne demek ev istemiyorum ya? İnsan ev istemez mi? Annem ağlıyor. Niye ağlıyor annem bakayım? Babam mı bir şey yapıyor? Babam yok. Öldü. Annem bakıyor bana. O yüzden mi ağlıyor annem? Onu mu özlüyor? Annem artık işe gitmiyor. Restoranda yemek yapıyordu. Artık yapmıyor. Çünkü işe gitmiyor. Hep ağlıyor. Hep diyor ki ben sana nasıl bakacağım, para yok diye ağlıyor. Neyse bir içeri girelim sonra konuşuruz bunları içeride olur mu? Şimdi anne merak eder biz daha çok ağlar. Ben de sizi bekliyordum. Bundan sonra ağlama artık. Kızım, nereden çıktı şimdi bu? Abinin ablanın yanında. Gel hadi. Sizi rahatsız etmezsek müsaitseniz bir çayınız varsa içebilir miyiz? Tabii, tabii, tabii. Ben de geleceğim sonra. Görüşürüz Ayşe. Görüşürüz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiniz Ayşe'yle bugün. Yok estağfurullah. Zaten maşallah zehir gibi kendisi. Gayet keyifli vakit geçirdik. Öyledir. Nurhan ablacığım. Vallahi ben böyle konular nasıl konuşulur pek bilmiyorum. O yüzden böyle direkt anlatacağım. Biz üniversitede bir tane kafe işletiyoruz.
Sizin ufaklıkta bugün sizden, yemeklerinizden falan bayağı bir bahsetti. Yani işin, lafın kısası, bizim bir aşçıya ihtiyacımız var. Yani eğer siz de müsaitseniz, çalışmak isterseniz, bizi aşçımız olarak şereflendirirseniz çok mutlu oluruz. Anne, alamayacağını söz ver. Ay tamam kızım. Tamam tamam, söz alamayacağım artık. Tamam. O zaman bize müsaade, yarın bekliyoruz sizi, olur mu? Olur, olur tabii. Çok teşekkür ederim, ne diyeceğimi bilemedim. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Ah be ablacığım, olur mu öyle şey ya? Allah senden de razı olsun. İyi akşamlar. Güle güle. Sıra. Batu, ben çok bencilmişim. Herkes, her şey sanki sadece benim etrafımda dönüyormuş gibi. Körmüşüm, görmemişim, duymamışım, bilmemişim. Cahildim belki de. Başkaları da var ama ben sadece kendi şımarık hayatımın derdindeyim. Birilerine yardım etmek güzel bir duygu değil mi? Recep'in hikayesi bir de bugün. İçimde bir şey kıpraştırdı sanki. Bir de sabah gittim, gereksiz gereksiz paralara bir sürü enstrüman aldım. O parayla neler neler yapılırdı. Batu, ben bir değişim yaratmak istiyorum. Güzel. Var mı kafanda bir şey? Recep, okumuyor. Onu okutabiliriz. Ya, biz düşündük onu Cevdet'le ama... Öyle bu sene çok paramız falan yoktu. İşte seneye kalır dedik. Biz de şimdi çocuğu yazdıracağız, sonra bir dünya problem yaşayacak. İstemedik yani. Ya ben yardım ederim. Nasıl? Seneye falan çok geç. Yarın falan yapalım hatta. Yarın okutalım. Harbi mi diyorsun? Evet. Ne gerekiyorsa yaparız. Buluruz bir yolunu. Olur. Yani güzel fikir bence. Tamam, yapalım. Tamam. Anlaştık. Tamam. İyi hadi. Bizim Recep okulda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.